Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bir 45 dakikanızı rica edeceğim sizlerden. Bu 45 dakika boyunca neler yapacağız? Açıkçası bazen birazcık güleceğiz. Birazcık olabildiği kadar aşağı düşeceğiz. Çünkü kötü şeylerden de bahsedeceğim. Tıpkı hayatın içinde olduğu gibi. Daha sonra farklı farklı bedenlerde, farklı farklı durumlarda, farklı uzuv kayıplarındaki insanların yaşam hikayelerini dinleyeceğiz. Ve bunların en ortasındakinde de benim yaşam hikayem olacak. Sunumum ismi Karıncanın Gözü sunumu. Bittikten sonra karıncanın gözünden hayata bakmanın ne olduğunu anlayacağız burada. Ekip olmanın, yokluklarla, yoksunluklarla, uzuv kayıplarıyla ekip olmanın, bütün olmanın ne olduğunu anlayacağız. Nelere üzüldüğümüzü, nelerden, neler yüzünden, hayattan nelerden vazgeçtiğimizi oturup düşüneceğiz. Onların hepsini birlikte buradayken hep birlikte topluca bakacağız. Bugünkü benim anlatımım 5 ana başlıktan oluşacak. Çok kısaca Ufuk kimdir diyeceğim. Daha sonra birazcık depremden bahsedeceğiz. Hani bir insanın hayatının ne kadar aşağı gidebileceğini, hani bazen sıfırdan başlamak diyoruz ya, ki ben de orada dedim sıfırdan başlamak diye. Aslında sıfırdan başlamak değil bu. Bildiğiniz eksiden başlamak bu. Neler oldu, neler yaşandı o gün, ne kadar aşağı gidebiliriz ona bakacağız. Sıfırdan yaşama tekrar başlamak deyip bunu tekrar bakacağız üzerine. Engelli engelsiz yaşam ve insan. Tabii ki engel konusu deyince hepimiz önümüze ya tekerlekli sandalye, ya bir görmeyen bir baston, ya da işaret diliyle konuşan işitme engelli arkadaşlarımız gelecek. Bugünkü sunuda bakacağız. Acaba engel sadece uzuv kayıplarımız mı? İşitme, konuşma, duyma yoksunluklarımız mı engel? Ona bakacağız. Daha sonra da en son sunumumu ismini veren benim bir karıncayla yaşamış olduğum hikayeyi anlatacağım ve sunumu kapatacağım. Sunum esnasındayken dolaşıyorum. Sonra soru saklayın diye bir şey yoktur. İstediğiniz zaman, istediğiniz anda bana soru sorabilirsiniz, durdurabilirsiniz diye sunuma başlıyorum. Önce 1976 yılında Kars'ta toprak damlı bir evde doğmuşum ben. Tabii ki ülkenin doğusunda olmak, batıdaki yaşam koşullarına göre birazcık daha farklı. Özcan, birazcık daha farklı. O yıllardaki göç tüfanıyla beraber, bu 84 yılında ilkokuldayken çekilmiş bir fotoğraf. O günlerde aslında bir yerdeyken Anadolu'yu görebiliyorsunuz bu fotoğraf karesinde. Yuvarlanmadan buradan inelim. Şimdi arkadaşlarım da bana geldi, Wolfram diyorlar, 5 parçadan oluşuyorum. Beynim bir tarafta sağ lob, sol lob, ayaklarım da elektronik, onların da beyni var. Onlar da bazen kendi kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar. Onun için biraz daha yumuşak zeminde durmayı tercih ediyorum ben. O yıllardaki göç tufanı ile birlikte biz de yurdun Kars'tan kalkıp doğuya göç etmişiz. Tabii ki yurdun doğusuyla batısı arasında çok ciddi kültür farklılıkları oluyor. Giyiminiz, kuşamınız, konuşmanız, tıraşınız ve gerçekten sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Yurdun doğusundan batısına geldiğiniz zaman. Ve ister istemez bir ayrımcılıkla karşılaşıyorsunuz. Benim ilk ayrımcılıkla karşılaştığım yıllarda o çocuk yaşlarım oldu. Tabii ki bu benim hayatım bana çıkardığı ilk engellerden bir tanesiydi. Ve o dönemlerde yavaş yavaş ben de artık batıdaki insanlar gibi konuşmaya, giyinmeye, kültürel faaliyetlerden uzak durmamak için elimden gelen her tür çabayı sarf ettim. Uzun yıllar tiyatro oynadım. Günler günleri kovaladım. Yaş gelip çattı ve vatan borcu askerlik denildi. Ve gidip vatani borcumu yerine getirdim ve geri döndüm. Şimdi asıl hikaye şimdi başlıyor buradan sonrasındayken. Aslında yaşamın öğretisi, yaşamın zorlukları. Çünkü o güne kadar ben de belki sizler gibi ufak tefek şeylere takılıp, yaşama küsüp, sinirlenip, günlerimi, gecelerimi, zamanımı belki çok hovarda harcıyordum. Bildiğiniz hovardalık bu. Çünkü ömürdeki en kıymetli olan şey yaşam.
Ve insan biriciktir arkadaşlar. Tektir. Bakın bizden önce milyarlarca insan geldi dünyaya. Ve bizden sonra da milyarlarca insan gelecek. Hiçbir tanesinin parmak izi birbirine benzemez. Algısı, sevgisi, hisleri, hiçbir şey. Tek yumurta ikizleri bile çok ciddi anlamda karakteristik ve fiziksel şey farklılıklar gösterir. Böyleyken de insan biriciktir, bir tanedir. Burada herkes kendine bir söylemesi lazım. Benden başka yok. Ve sizler gibi insanlar asla bir daha gelmeyecekler. Benim gibi bir insan asla dünyaya gelmeyecek. Ve yaşam, bazen denizin kenarına oturduğum zaman diyorum ki, bu deniz benim için burada. Çünkü hiç kimse benim ona baktığım gibi bakmıyor. Benim onu algıladığım gibi algılamıyor. Sizler için de aynı şey geçerli. Hepimiz mutlaka ve mutlaka biricik olduğumuzu, bir tane olduğumuzu her zaman kendimize söylememiz gerekiyor. Bu iyilik için de geçerlidir, kötülük için de geçerlidir. Bir dolandırıcı için de aynı şey geçerlidir, çok dürüst bir insan için de aynı şey geçerlidir. Askerlik, dedim buraya kadar olanların hepsi, birçoğumuzun yaşam şeyleriyle aynıydı. Benim için her şey bu tarihte değişti. 22 yaşında, henüz askerden daha yeni gelmiş genç bir delikanlıydım. 17 Ağustos 1999. Saat 3'ü 5 geçe. Bu gecenin birazcık gündüzünü anlatmak istiyorum size. Daha sonra da o mahşer yedikleri dedikleri, kıyamet dedikleri şeyi, neler yaşadığımın hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 Ağustos'un gündüzü benim için çok enteresan, yaşadığım kenti, şehri, caddeleri, sokakları, ağaçları, kaldırımları bir türlü içime sığdıramadığım bir gündü. Yaklaşık olarak bir 7 kilometrelik bir sahil şeridi düşünün. Dağlara çıktığım zaman denizi özlüyordum, denize çıktığım zaman dağları özlüyordum. Ve 16 Ağustos günü ben bütün gün neredeyse değirmenleriyle Gölcük arasında dolaştım. Gördüğünüz burası Değirmenleri'de Çınarlık Meydanı. Arka tarafta görmüş olduğunuz o beyaz yapıda Avcılar Atıcılar Derneği. Sağ taraf, sol taraf çay bahçesi. Altta görmüş olduğunuz resimde de bu kıyının denizden çekilmiş fotoğrafı var. Bu fotoğrafa iyi bakmanızı istiyorum. Daha sonra size tekrar bu fotoğrafı hatırlatacağım. Burası aynı zamanda da benim işte o Blue Çağ'ına geçtiğim günlerin, yeni yeni hayatı paylaştığım günlerden, yerlerden bir tanesi burası. Bu görmüş olduğunuz sahil şeridini o gün defalarca kat ettim. Gittim, geldim, dolaştım. Dediğim gibi dağlara çıktığın zaman denizi, denizden de dağları. Ve akşam oldu. Akşam olduğu zaman da şu bir apartmana çekilmiş bir fotoğraf ama bunun arka tarafında tepelerde bir yerde oturdum ben. Ve kente bakıyordum. O gün de Gölcük'te Türkiye'nin en büyük donanması kurulur. Sualtı ve su üstü donanması kuruluydu Gölcük'te. Gölcük Donanma Komutanı da devrettikten sonra görevin Deniz Kuvvetleri Komutanı oluyordu. 17 Ağustos'un olduğu gece de devir teslim töreni vardı. Ve hava ifşek gösterisi ve klasik müzik eşliğinde olduğu gibi kent yankılanıyordu. Ve yıldızlar elinizle dokunabileceğiniz kadar da yakındı gökyüzünde. Hava ifşeklerin parıltılarıyla yıldızların ışıkları neredeyse birbirine karışmış. Bir geceydi bu. O gün saat 1 gibi, 12.30, 1 gibi eve gittim. Bir, o günün tabii ki bütün günün yorgunluğu üzerimde. O yorgunlukla beraber de gidip yatağıma uzandım. Saatler 3'ü 5 geçtiği zaman büyük bir uğultuyla uyandım. Aklınıza gelebilecek en ciddi, en çok ses çıkartan iş makinelerini düşünün. Sanki bunların hepsi apartmanın temeline inmişler aşağıya, betonla aşağıyı kazıyor bir şeyler. Odaların içerisinde geziyorlar, anormal bir uğultu. İkinci hatırladığım şey, körfezin üzerinde bir kızıllık, yerden gökyüzüne doğru çıkan bir kızıllık gördüm. Üçüncü sahne, evimizin önünden geçen dar sokak. O sokağı görebilmek için normalde pencereden aşağı doğru eğilmeniz gerekiyor. Fakat ben odanın ortasında durduğum yerdeyken evimizin önünden geçen o dar sokağı gördüm. Tabii bilgi kirliliği burada hemen başladı. Çünkü o deprem olurken, o gürültülerin arasındayken artık sinir ve kas refleksi haline geliyor. Bize herkes deprem olduğu zaman kolonların altına ve kapı kirişlerine saklanmanı öğrettiler. Ve bu bilgi uzun yıllar devam etti. Ve o stresin, paniğin içerisinde
Ben de kas refleksi, sinir refleksi olarak gidip kapı kirişinin arasına bu şekilde tutundum. 5 katlı, 4 daireli güven apartmanı. İsmi çok manalardır bizim apartmanımızın. Orada depremin bitmesini bekliyorum. Fakat daha henüz 10. saniyesinde falanız. 10. 12. saniyesindeyken güven apartmanının güvensiz kolonları olduğu gibi üzerimize kapandı. Tabi bu aradayken o depremin şiddetiyle eşyalar oradan oraya yuvarlanıyor, insan çığlıkları vesaire. Binanın çökmesinden sonra yaklaşık olarak bir 20 saniye daha çökmüş haldeyken sallantı devam etti. Ve o kadar gürültünün içerisinde sessizlik. Bir film koptu. Hiçbir yerden çıt ses gelmiyor. Bu sessizlik 2-3 saniye sürdü. 2-3 saniye sonra da her tarafınızdan insan uğultuları geliyor. Arı kovanına nasıl şeyler, arıların sesleri gelirse her yerinden insan sesleri gelmeye başladı. Tabii ki bu da ayrı bir travma. Her yerinizden. O gürültü yavaş yavaş artık yerini sesleri ayırmaya bırakıyor. Bakkal Muzaffer amcanın sesi, komşu Ayşe teyzenin sesi, onun sesi, bunun sesi diye. Gitgide olabildiği kadar yaşam dibe doğru, eksiye doğru çıkıp gitmeye başladı. Kaldığım galeride sadece kafamın olduğu yer burası açık, bir kolon burama gelmiş bu şekilde duruyor ve ellerim boştaydı. Yaşamda başıma ne gelirse gelsin, ne olursa olsun, her zaman hep bütün öğretilerim, hepsi yaşam felsefem. Çünkü yaşamla ölüm arasında biraz önce zamandan da bahsettim ya, çok incecik bir çizgi var, kıldan bir çizgi. Ve o çizgi bana her zaman hep kalın olarak gözümün önünde durmuştur. Ve yavaş yavaş o sakinlik, tabii ki o sakinlik dediğim de şey değil böyle, aman ne güzel benim başıma çöktü gibi değil. El yordamıyla etrafta işime yarayacak bir şey arıyordum ama ne aradığımı da açıkçası bilmiyordum. Bir cam parçası elime geçti. Cam parçası benim için, çünkü enkazın içerisinden tüp kokusu da geliyordu bir taraftan. Cam parçası da benim için aslında bu acıların biraz daha fazla devam etmemesi için iyi bir noktaydı. Ve elimin altında o da duruyordu. El yordamıyla yine karanlıkta, etrafta yine bir şeyler aramaya başladım. İkinci bulduğum şey ise tencere kapağıydı. Çok eski bir, kime ait olduğunu bilmediğim bir tencere kapağı. Ve dedim ki ufuk, direnmeye, inat etmeye devam edeceğiz. Dışarıda uğultular geliyor, şeyler geliyor ve ben sadece tencere kapağına tık tık ses vurarak sessizce orayı bekliyordum. Daha sonra dışarıdan insan sesleri gelmeye başladı. Ha, evet dedim, dışarıda hayat devam ediyor. Ve bu zamana kadar sürdürmüş olduğun yaşam mücadeleni bundan sonra da devam ettireceksin. E tabii o anki koşullar yine bunlara el vermedi. Ya çok hızlı nefes alıp verdiğim için veyahut da gerçekten kalmış olduğum galeride hava bittiği için bir müddet sonra tam her şeyin düzenine girdiğini düşündüğün anda nefes alıp vermemeye başladım. Yani aldığım nefes yetmemeye başladı bana. Dedim herhalde tamam, gene sona doğru geliyoruz derken beni o molozların altına sokan deprem ikinci artçı şokuyla kaldığım galerinin üzerinde bir delik açıldı ve içeriye hava ve ışık girdi. Dedim ufuk, yaşam hala devam ediyor. Ve bunların benim enkaz altında bu şekilde bekleyişim, daha sonra dışarıdan insanlar gelmeye başladılar, yavaş yavaş kazmaya başladılar. Tam 3 gün sürdü. 3. günün gündüzünde arkanızda görmüş olduğunuz enkazın altından çıktım. Direğin sağ tarafında şu kadarcık bir açık bir yer vardı. Oradan yanıma gelip gidiyorlardı. Su getirdiler. İşte birazcık daha şekerli sular vesaire, birazcık daha direncim arttı. Ben enkazın altında 3 gün bekleyip bunları yaşıyorken de yaşadığım kent sokakları bu şekli almıştı. Mahallemiz. Bunlar depremin karada bıraktığı izlerdi. Şimdi de deprem olduğu zaman denizde bize neler yapmıştı ona bakacağız. Thank you.
yaşadığım kentin neredeyse üçte birini deniz ondan alanı geri almıştı. Ve o biraz önce Çınarlık Meydanı dediğim yerdeki ağaçlar, şu an depremden sonraki fotoğrafları bunlar. Olduğu gibi o Çınarlık Meydanı'nın içeri doğru girmiş ve şehrin büyük bir kısmını almıştı. O tepeden bir görüntü vardı Gölcük sahilinin. Deniz ne kadar içeri girmiş bakın, buralarda aşağılara kadar şey halen sahil şeridi devam ediyor bu taraflarda. Çınar ağaçları suyun altında kaldı. Çay bahçeleri, o görmüş olduğunuz, o Balıkçılar Derneği diye beyaz bir bina göstermiştim ya. O şu anda tam 44 metre derinlikte. 44 metre normal sıfır şeyde olan, kodda olan bir yapı 44 metre derin inmiş durumda. Çay bahçelerinin tuvaletleri, çınar ağaçları ve yaşam bir taraftan da devam ediyordu. Çadır kentlerin içerisinde insanlar birdenbire, o da çok farklı bir travmadır, çok farklı bir psikolojidir. Halen insanlar kaldıkları yerden yaşamaya devam ettiler. Şimdi burada birazcık durup çekebildiğimiz kadar bir hayatı geriye doğru çektik. Kitaplardan çok kıymetliler her zaman. Bir şeyler okuyup aktarmak elbette ki çok önemli. Fakat birazcık yaşamın içinde olmak gerekiyor. Şimdi sizler hepiniz düşünün. Bu kadar aşağıya hanginizin hayatı gidebilir? Evet, herkesin derdi kendine ağırdır. Bu görmüş olduğunuz problemlerden, sıkıntılardan, bu kadar eksiden sonra hanginizin hayatı bu kadar aşağıya gidebilir? Bu soru işaretini bırakıyorum ve şimdi birazcık kişisel gelişimden bahsetmek istiyorum. Kişinin kendini tanıması kişisel gelişim. Kaçımız ne kadar kendimizin farkındayız? Hangi alanlarda ne durumda olduğunu belirlemesi. Ne tarafım kuvvetli benim? Neler yapabilirim? Biz kendimizi ne kadar çok sevip tanıyoruz? Ne kadar? Bu huyumu çok sevmiyorum. Neden? Sana ait değil mi? Bazen de ömrümüzün bir tarafını bunu sevmiyorum, sevmiyorum diye diye kendi huyunuzdan dideklemek de geçiyor. Ne kadar çok emek, ne kadar çok fazla çaba harcıyoruz. Eksik olduğun konularda kendini bir karar vereceksin ve bu konuda kendini geliştirmeye bakacaksın. Biz neler yapıyoruz? Örneğin böyle bir manzaraya gittik. Bu dağ başı da olabilir, bir orman da olabilir. Ben böyle bir fotoğraf seçtim. Her şey gayet güzel. Çoğu insanda vardır yelkenli tekne merakı. Gök mavi, deniz öyle, yelkenliler, dağlar, ağaçlar. Şehrin gürültüsünden, iş hayatının stresinden, her şeyden uzak. Aradığın şey bu, dedik. Aradan bir dakika geçti. Elektrik faturasını ödedin mi? Ofistekiler ne yapıyorlar? Çekler, şunlar bunlar geldi gitti mi? Kız arkadaşım ne yapıyor? Eşim öyle oldu mu? Bilmem kimin çocuğu doğurdum. Biraz önceki o manzaradan uzaklaştık. Çoğunuzun başına gelmiştir. Kitap okurken okursunuz. Çok keyif aldığınız bir kitap. Okuyoruz, okuyorum, okuyorum, devam ediyorum. Kayboldum. Bir satır dedim ki, aa buraya nereden geldin? Tekrar geri çevir. Kitaptan ayrıldığınız yere kadar geri dönersiniz. Ve kitabı tekrar okumaya başlarsınız. Ama yaşam böyle bir şey değil. Anı birkaç sayfa geriye doğru çeviremiyorsunuz. Geri doğru gidip tekrar okumaya başlanabileceğiniz bir kitap değil hayat. Ne oldu orada? Bizler duygularımızın ve düşüncelerimizin esiri olduk biz. Anı anlamlandırmadık. Anı yaşamadık. Oysa ki bütün o biraz önce saymış olduğumuz her şeyden uzaklaşmak için gitmiştik oraya biz. Hani iş düşünmeyecektik? Hani iş faturalar dünyanın her şeyinden vazgeçecektik? Hani bizim için sadece her şey buydu? Ve biz 5 dakika içerisinde bütün o yaratılmış olan dünyayı da tekrar geriye sardık. Onun için carpe diem, bunun bile anlamını bozmuşuz. Herkes anı yaşa diye biliyor. Anı anlamlandırdır aslında gerçek şeyi. Ne kadar anımızı anlamlandırabiliyoruz? Onun üzerinde durmak gerekiyor. Hayat bir yol. Bazen de ben araba kullanmaya benzetiyorum. Giderken eğer ki dikiz aynasına bakmazsanız geriye, mutlaka bir yere çarparsınız.
Dikiz aynasına bakmazsanız da bir yere çarparsınız. Mutlaka sürekli hep öne bakmak zorundasınız ve arada da aynaları kontrol etmek zorundasınız. Nasıl? Kaçamak gözlerle. Yaşam da aynen bu şekildedir. Sürekli önümüze doğru bakmamız gerekiyor. Kaçamak gözlerle sadece geriye doğru bakacağız ve önümüzü göreceğiz. Kendinin farkında olan, kendini tanıyan bir insan, kişisel gelişimi tamamlamış bir insan hedeflerini çok rahat bir şekilde belirler. Ve başarabileceğini bilir. Çünkü hangi konularda eksik olduğunu, hangi konularda yeterliliği olduğunu çok iyi bilir. Ve bu insanlar hedeflerini çok doğru bir şekilde belirlerler. Ve başaracaklarını bilirler. Neden? Çünkü kendilerini tanıyorlar. Kendisini tanıyan insan ve başarabileceğini bilmesi bir insanın da başarının %80'i gelmiş demektir. %20'lik sadece bir başlamalık diye bir kısım kalır oraya. Enkazın altından üçüncü gün çıkardılar beni. Önce ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne, oradan Gölcük Askeri Hastane'ye, Gölcük Askeri Hastane'den de Gata'ya, helikopterle Gata'ya sevk edildim. Üç gün uzun süre kalmış olduğum için ayaklarımın sıkışmasından mütevellit kangren geri doğru gelmiş ve ayaklarımın ikisini de diz üstünden Gata'da kestiler. Yatakta yüzüstü uzandım. Böyle bekliyorum. Sırtımda da yaralar var. 22 yaşındasın. Ne yapacağız? Dedim ki o zaman yatakta kendime. Dedim ki Ufuk, her şeye rağmen hayat devam ediyorsa hala yaşayacaksın. Ama nasıl? Çünkü bütün bilgilerin hepsi iki ayak üzerine kuruluydu. Ve düşündüm, dedim ki Ufuk, seni dağlara çıkartan şey ayakların mıydı? Hayır, insanın içindeki yürek. Yeniden dağlara çıkmaya başladım. Yeniden çadır kurmaya başladım. Evet, ateş yakmak eskisi kadar kolay değildi. Çünkü... Yavaş yavaş, parça parça, ama eğer ki mesela kamp ateşi yakmazsa yine ben oğlunların hepsini ben toplayıp yeniden kamp ateşi yakalıyorum. Eskiden 15 dakikaysa, şimdi yarım saat, bir saat, ama bana ait. Ben hala onları iki elim üzerinde yürüyerek yapabiliyorum. Hiçbir zaman hiç olduğum yerde ayaklarımı çıkartıp ellerim üzerinde gitmekten şey yapmıyorum. Rahatsız duyuyorum. İnsanların bakmalarından rahatsızlık duymadım. Sadece seyreden insanları uyarıyorum. Seyretmeyin diye. Evet, insan bakabilir. Çünkü herkes bu şekilde insan ortalıklarda her zaman görmüyor. İki tane demir çubukta dolaşan bir adam ortalıkta. Tabii ki bakacak insanlar. Tabii ki ne oldu acaba diye soracaklar. Ama bizim toplumda birazcık farklı. Biraz da seyretmeye geçti zaman iş. Orada birazcık konular değişiyor. Tabii dağlara çıkmak, hani biraz önce kişisel gelişimden bahsettim ya. Şimdi dedikten aşağı doğru yavaş yavaş gelebiliyoruz. Geçip işte şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız, kendimizi böyle kişisel olarak geliştirmeliyiz deyip arkama dönüp gidip karanlık dünyanın içerisine giremem. Bu zamana kadar eksiden yukarı doğru nasıl çıktım, onu parça parça aldım. Çadır kurmak yetmiyor. Kayaya tırmanmak gerekiyor dersin. Ama kaya tırmanışında iki ayak çok önemli. Çünkü onlar sizi sabitler, ellerinizle de siz kendiniz yukarı doğru çıkartırsınız. Şimdi bir çift plastik var ve şu kalınlıktaki bir kayaya bastığınız zaman onun sizin tutup tutmayacağını hissetmeniz gerekiyor. Bana ait olmayan bir çift plastiğin esnemesinden üzerine basmış olduğum kayanın ya da kaya parçasının beni taşıyıp taşıyamayacağını öğrendim. İnsanın kendini tanıması, kullandığı şeyleri tanıması, bilmesi, ölçmesi, tartması çok önemli.
İstasyon. Bravo. İstasyon gerçekten tırmanış için çok güzel bir şeydir. Burası o yüzden bekledim. Çok ciddi anlamda yüksekten korkan bir adam. Yükseklik dediğiniz zaman hani o kadar ama asla hayal tırmanmakla vazgeçmedim. Hayatımda iki şeyden uzak durdum. Birincisi umut. İkincisi korku. Umut, umut etmek insanı bence köleleştiren bir şey. Çabayı daraltan, emeği azaltandır benim için. Umut edip bekledim. Ya da evrene gönderdim. Hayır, ben umudun yerine her zaman inat ettim. İnatçıyım ben. Ama bizim toplumda yaygınlaşmış olduğu anlamda inatçılıktan bahsetmiyorum. Gerçekten bir şey istemekten bahsediyorum. Tekrar denemekten bahsediyorum. Tekrar denemekten. Bundan sonraki yapacağım anlatımları hep biz bunun üzerine gidecekler şimdi. Tekrar tekrar denemek. Başarana kadar. Yeniden denemek. İkincisi korku. İnsanı tutsak eder. Karanlıktan korkuyorsanız yıldızların parlaklığını bilemezsiniz. İşte sudan korkuyorsanız, denizden korkuyorsanız su altı dünyasının güzelliğini bilemez. Etrafınızdaki o sınırlar daralır, 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 daralır ve minnacık bir memleketiniz olur. Küçücük. Hiçbir yere gidemediniz. Korkuyu içinizden çıkartın, atın diyemez hiçbir. Ama korkunun yerine koyulacak bir şey daha var. Dünyada taklit edilemeyen pek. Cesaret. Yüksekten korkuyorum. Evet. Bu tırmanışımda da çok korktum. Evet. Öbür görüntüler var. Vakit olursa gösteririm onları da. Gözlerimi anlatamam orada. Böyle dönüyor olduğu gibi. Kayaya böyle yapışıyorum. İşte tutacak yer arıyorum. Her seferinde aynı korkuyla, aynı heyecanla, aynı keyifle çıkıyorum. O istasyon sesine kadar. İniş ayrı bir şey. Bu yüzden umutu ve korkuyu ben hayatımdan olabildiği kadar uzak tutmaya çalıştım. Tabii kayaya tırmanış yetmedi. Birazcık daha zorlamak gerekiyor kendinizi. Şelale tırmanışları yapmaya başladım. Bu Mart ayında eriyen kar sularından oluşan bir şelale. Bu şelaleye tırmanırken hem kaygan zeminle, hem şelaleden yüzünüze yağan çiğ damlalarıyla, hem de soğuk suyla mücadele etmeniz gerekiyor. İki de ayak yok. Kaya tırmanışı deneyen kimse var mıdır aramızda acaba? Tenis oynuyorum. Sağ tenisi. Uzun zaman off-road oyunlarına katıldım. Fakat bir süre sonra altımızdaki o motoru güçlü arabalara, tabiata, doğaya ne kadar çok zarar verdiğimizi anladıktan sonra uzak durmaya başladım. Çünkü off-road oyunu yaptığımız yerde daha sonra kamp kurmaya gittiğim zaman ne bir kuş sesi duydum ne başka bir hayvan sesi duydum. Çünkü altınızda çok güçlü bir araba vardı ve tabiatı yaratan sizdiniz orada. Sizin aşamayacağınız hiçbir yer yoktu. Su kayağı, suyun üzerinde taş sektirmek diyorum ben buna. Şimdi eğer ki engellenen bir insansanız hızla ilgili bir probleminiz oluyor. Ben oradan buraya kadar belirli bir hızla gelebiliyorum. Fakat bu merdivenin buraya geldiğim zaman takılıp kalıyorum. Bu da kendim için kullanıyorum bu tabiri. Köpeklerin boynunda bir tasma takılır ya, hani bir yere kadar salarsınız. Bir yerden sonra takılır kalır. Aslında tam olarak aynen böyle bir psikoloji. Ve bunu kıracak, aşacak bir şeylere ihtiyaç vardı. İşte su kayağı da bu yaptığım işlerden bir tanesi. O içimdeki hızı, hareket tutkusunu aşacağım. Her yaptığınız ise başarılı olmak zorunda değilsiniz. Düşmek de var. Orada olduğu gibi. Ben harikayım, mükemmelim, alçak gönüllüyüm. Hayatta da kendimi övmeyi sevmem. Evet, rampadan atlarken düşüyorum da. Düşmediğim zamanlar da oluyor. Arkamdan gelen Yasin atlamaktan vazgeçti. Ama mühim olan tekrar o bordun üzerine çıkabilmek. Yeniden deneyebilmek. Tekrar deneyebilmek. Üstesinden gelene kadar, onu başarana kadar. Rüzgar sörfü de yapıyorum. Rüzgar sörfü yapan arkadaşım var mı? İki ayağınız olmadan rüzgar sörfünün üzerine durmak çok zor bir eylem. Çünkü bordun üzerindeki ayak takma yerlerine ayaklarınızı takamazsınız.
Rüzgar sağanakları vardır bazen gelir ve sizi o bordun üzerinden mancınık gibi fırlatır. Bir gün yüzümde ne korku ne de ayaklarım yok nalet olsun olmadığı için. Düşeceğim yer denizdi, beni atan da rüzgardı fırlatan da. O yüzden tekrar bordun üzerine çıkıp tekrar yeniden yaşama tutunmak gibi bir şey onu yapabiliyoruz. Yerken yine uğraştığım işlerden bir tanesi ben yerken işte rüzgar içmek diyorum yerkene çıkacağım zaman. Bunları aslında ben spor olarak bakmıyorum. Benim için bunlar bir yaşam tarzıdır. Aslında bu işlere de bu şekilde bakmak gerekiyor. Bu bir yaşam tarzıdır. Spor yapmaya gidiyorum. Ne yapacaksınız? Yelken yapacağım. Ben rüzgar içmeye gidiyorum. Sporumda falan değilim. Bazen de teknenin havuzunda oturup saatlerce kıpırdamamak da gayet benim için güzel, keyifli bir şey olarak gelebiliyor. Şimdi yine bir fırtına düşünün Marmara Denizi'nde. Bütün büyük gemilerin, herkesin sığınacak bir liman bulduğunu ben ve arkadaşımın da yelkenlerimi toplayıp denize açıldığımız bir video seyrettireceğim size. Bu videoda bir elimde de GoPro'yu tuttuğum için sadece tek eli olan bir insanım ben. İki ayak yok, bir de el yok. Ama ağzım var. O fırtına da düşerken de yine yüzümdeki tebessümü, aldığım keyfi asla şey yapmadım. Çünkü dışarıdan, kenardan izleyenler benim için çok fazla menfaat etmiyorlardı. Hani haha ufuk düştü diyecekler, şey düşelim aşağı doğru, karizmayı bozmadan düşelim ya da saçımızın şeyi bozulmasın gibi değil. Düşmek de var her zaman. Dalış, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmenim ben. Anne karnı huzuru diyorum ben dalışa. Yaklaşık olarak da 8 yıldan beridir Engelsiz Deniz Projesi'nin koordinatörlüğünü yapıyorum. 100'e yakın engellenen kardeşimi sualtı dünyasıyla tanıştırdık. Ve bunların 10 tanesinde uluslararası sularda rahatlıkla gidip dalış yapabilecekleri şekilde sertifikalandırdık. Diğer arkadaşlarımız için proje ilerletemedik ve aileleri problem çıkardı. Bir de engellenen diyorum sürekli, bunu da size bir açıklamak istiyorum. Şimdi toplum, hükümetler, iktidarlar, gelenler, gidenler, şunlar, bunlar bir türlü uzuv kaybı olan insanlara bir sıfat bulamadılar. Bir ara sakat diyorlardı. Çok kaba geldi birden. Vazgeçtiler, özürlü demeye başladılar. Ne özür var anlayamadım. Daha sonra birazcık daha yumuşadı iş, engelli denmeye başladı. Biz halının altına pislik süpürmeyi seven insanlarız. Bu şeylerden bahsediyorum. Çünkü şimdi engelli olan arkadaş, mimari yapılar, engelli olan toplu taşıma araçları. Şimdi burada bir merdiven var örneğin. Burada bir rampa olmuş olsaydı veyahut da bu sahne birazcık daha yumuşak çıkabilseydi. Daha önce benden önce çıkan konuşmacı arkadaşlarım gibi. Bu yalnız ve kesinlikle şey eleştiri açısından söylemiyorum. Bir problemi gözünüzün önüne sermek için söylüyorum. Onların da rahat gibi çıkabildiği ben de bu sahneye çıkacaktım. Şimdi buradaki engel sizce buradaki merdiven mi? Yoksa benim iki tane protez bacağım. O yüzden bu engellerin arkasında kalan insanlar, göremeyen, işte omurilik felçlisi arkadaşlarım, mental engelli arkadaşlarım hepsi aslında birer engellenendir. Ve ben o sebepten dolayı engellenen olarak hitap ediyorum. Dün yine bakanların katılmış olduğu bir yerde ödül verdiler. Onların da yarısı özürlü, yarısı sakat, yarısı da engelli deyip kalktılar, şeyden, sunumlarını yaptılar. Ben de çıktım sahneye. Dedim ki bu isim bu değildir. Bu ismi engellenendir arkadaşım. Bir de saray yapmışlar. Sarayı da engelliler sarayı koymuşlar. Halbuki saray dedikleri yerde gayet güzel yapmışlar. Hiçbirinde hiçbir engel de yok. Belediye başkanı dedim ki burası dedim normalde engelsiz olması lazım isminin. Rahat rahat hareket edebiliyorum. Sizler de işte literatüre göre, hukuka göre, bilmem neye göre sakattır bilmem ne. Engellenen insanım kardeşim. Beni engelliyor. Neyi engelliyor? Otobüs engelliyor. Beni ne engelliyor? Kaldırımlar engelliyor. Sosyal tesisler, dışarıdaki her şey engelliyor. Beni suyun altında engelleyen hiçbir şey yok. Şimdi fotoğraflara bakacağız. Üç boyutlu uzay ortamı. Ben iskelenin yanına gelene kadar ya da teknenin yanına gelene kadar çok fazla efor sarf etmiyorum diyeyim. 41 takla atıyorum. Ayağımı çıkartıyorum, koluma takıyorum.
İşte yuvarlanıyorum, takla atıyorum, zıplıyorum vesaire vesaire. Ta ki denize düşene kadar. Denizin içine girdikten sonra da böyle anne karnı huzuru. Biz oradayken de suyun içindeydik. Bazen gazeteciler soruyorlar bana, ne buluyorsun suyun altında? Ben ayaklarımı buluyorum. Dalışını yaptırdım mental engelli arkadaşlarım. Omurilik felçlisi arkadaşlarım, görme engelli arkadaşlarım, işitme engelli arkadaşlarım. Onların en rahat olan da oydu zaten. Onların. Çok özür dilerim. Suyun altında maskelerinden içeri baktığın zaman bambaşka bir şey görebiliyorsunuz, o mutluluk. Çünkü önünde engel olacak hiçbir şey yok. Bir kaya parçası çıktığı zaman bile çok basit bir manevra ile geçip gidebiliyor kenarından. Ve hepimiz suyun altında eşit bir şekildeyken durabiliyoruz. Fotoğraflarda gözüküyor. İki tane ayağı olmayan bir dalgıç, iki ayağı olan bir dalgıç. Taşıdığımız özgür, rahat hareket edebiliyor. Şimdi suyun altında engelle engelsiz diye bir şey ayıramazsınız. Bizler de bu engel konusundan bahsederken aslında bakalım bir taraftayken de hayatımızda ne kadar çok engel koymuşuz. Suyun altını merak eden kaç kişi var diye sorsam herhalde birçoğunuz mutlaka el kaldıracaksınızdır. Kaç kişi bu deneyimi paylaştı dediği zaman da muhtemelen 1/3'e düşecektir bu rakam. Peki size engel olan şey nedir? Su altı dünyasının gidip sadece o buğulu dünyaya bir bakabilmek için. Ödeyeceğiniz en yüksek rakam bu bir deneme dalışın geçerlidir. 80 lira 100 liradır. Gidip bu dünyaya şuradaki maviliğe bakabilmek için. Sizin engeliniz nedir acaba arada? Onu da durup düşünmek gerekiyor. Zamansa ben her zaman hep en bonkör olduğum şey uykudur. Hep uykudan çalarım. Bir saat iki saat erken kalkarım. Yaşamın o akışı yetmiyorsa bana uykumdan çaldığım zamanla da bunları tamamlarım. Kaplumbağayla dans etmeye çalıştım, beraber senkronize olalım diye. Ama kaplumbağa benden daha akıllı olduğu için her seferinde o hareketlerin hepsini değiştirdi. Bir türlü aynı anda senkronize bir hareket etme imkanımız olmadı. Uğraştığım işlerden bir tanesi de serbest dalış. Serbest dalışta vücudunuza, ruhunuza hükmetmek zorundasınız. İç organlarınıza hükmetmek zorundasınız. Genel konuştuğumuz konular da herhalde liderlikti bu iki gün içerisinde. Şimdi önce insan kendisinin lideri olabilmeli. Kendisini götürebilmeli. İçine, dışına, her tarafına hükmedebilmeli. Ben diyafram kasıma, vücudumdaki karbondioksit oranı yükseldiği zaman vurmamasını söylüyorum. Karışma, her şey benim kontrolüm altında diyorum. Bildiğiniz midenin altında şurada duran bir kas. Vücuttaki karbondioksit oranı yükseldiği zaman aşağıdan vuruyormuş nefes almaya. Ve biz ona vurmamayı öğretiyoruz. 80 ile 110 arasında değişen nabzınızı, kalp atımınızı 40'lara 35'lere düşürüyorsunuz. Kalbe diyorsun ki biraz yavaş abi, işimiz var. Bu böyle olmayacak yani gibi. Çok keyif aldığım işlerden bir tanesi. Yaşamı tamamlıyorsunuz. Ve bir o kadar da benim için zordur. Düşünün ki 3 gün boyunca birileri size nefes al diye dışarıdan bağırsınlar. Nefes al ufuk, nefes al ufuk, nefes al ufuk diye. Oradan molozların altından sizi dışarıya çıkarsınlar. Sonra siz nefesinizi tutun, suyun altına inin. Neymiş? Diyafram kasını hükmediyormuş, kalbini yavaşlatıyormuş. Farklı bir meditasyon, değişik bir kafa halidir. ATV motor sporlarıyla da ilgileniyorum. Aslında engellenen kardeşlerimin çoğusunun şehirdeki bu koşullardayken bu formattaki bir şehirler bizim çünkü bir jungle yani. Aynı orman koşulları, arazi koşullarının aynısı var. Bizlerin için kullanmamız gereken tekerlek sandalyelerden bir tanesi bu. İşin özünde karda kayak yapmak varsa, üzerindeki dalış kıyafeti benim, altımdaki de su kayağı bordum. Çök poşetiyle de kayarım, dalış kıyafetine de su geçirmiyorsa, yani soğuktan beni koruyorsa dalış kıyafeti de yaparım. Benim için asıl olan şey, o beyaz güzelliğin üzerinde kaymaksa, o beyaz huzuru, sessizliği yaşamaksa, ben onu yaşarım. Sürekli birileri bize bindirdi.
O çok pahalı, bu çok pahalı, kayak malzemeleri çok pahalı, çok istiyorum. Çöp poşetiyle koymak çok ayıp. Benim hiç önemli değil, benim umurumda değil. Benim canım kaymak istediği zaman çöp poşeti varsa çöp poşetiyle. Bir Ethermit, bir şey bulursam onunla. Kayak alacak param varsa da en alasını onlarla gider yaparım. Ama bunların üçünün de sonunda asıl olan şey o beyaz huzurun üzerinde kayabilmektir. Ve sadece tabiatla insan vardır biliyor musunuz? Kendi olduğu şeklini inkar eden, başka kalıba girmeye çalışan. Başka yoktur başka bir canlı. Ben bu olmamalıyım ama ben böyleyim. Koşu bisikletim. Bu şekilde koşuyoruz biz. Anemon. Bu atla çok güzel bir maceramız oldu bizim. Özcan Çağrı kardeşimle beraber biz geçen yıldı Antik Dike yolunu yürüdük biz. 508 kilometrelik bir yol bu. Buradan Antalya'dan başlayıp Fethiye'ye kadar devam eden ve 2,5 ay dağda kaldık biz. 2,5 ay boyunca da sadece ikimiz vardık. Hem çekimlerimizi yaptık hem yolu yürüdük. Kendi içsel dünyamızı tamamladık. Bu da Patara'da yapmış olduğumuz çekimlerden bir tanesi. Bindiğim atın ismi Anemon. Çok keyifli bir at, eğitimli bir attı. Çekimler bittikten sonra ben söyledim ki dedim ayaklarımı bir çıkartın. Hani birazcık hız yapayım. Şimdi benim ayaklarım da elektronik. Böyle yaptığınız zaman bunlar yukarı doğru kalkıyor böyle. Şimdi at gittikçe benim ayaklar iyice yukarı doğru kalkmaya başladı. Atım buralarına geldi. Atım yürüyüşü değişmeye başladı. Hani ne oluyoruz? Çünkü normal bir çift ayağın burada olmasına imkan yok ve ayağa benzemiyorlar. Bir 15-20 gün terapi görmüş bu at. Kendine gelememiş benden sonra. Uzayabilmek ve kısayabilmek gibi bir avantajım var benim. Bu benim 1.10'luk boyum. Arazi koşullarında düşmelere, yuvarlanmalara karşı kullanıyorum. Rahatlıkla elinizi yere koyabiliyorsunuz. Ortam ve koşullar gerektiğinde mesela bir ay önce ben 1.82 boyundaydım. Şimdi 1.68 galiba. Boyumu ben de bazen unutuyorum yani sürekli değiştiğim için duruma göre, hava koşullarına göre değişebiliyorsunuz. Bu da benim kısalmış fotoğraflarımdan bir tanesi. Bazen düz gittiğiniz yerlerden geri geri yürümek de gerekebiliyor. Her şey yelkenlerin, atların, rüzgar sörflerinin üzerine gitmiyor tabii ki. Yaptığım eğitimleri vermiş olduğum okulda engelsiz hale getirmemiz gerekiyordu. Sponsor bulamadık, belediyeden rica ettik. Belediyede Ufuk bir an taşla çakılı veririm sana, kumu veririm ama işçi gönderemem dedi. Öyle olduğu zaman da iş başa düştü ve oturup tekerlekli sandalyeli kardeşlerim rahat yürüyebilsinler diye günlerce de oturup onların yollarını ben kendim yaptım. Tandem bisiklet, iki kolu iki bacağı olmayan bir baba tarafından tasarlanıyor bildiğim kadarıyla. Şimdilerde de sevgililer kullanıyor. Burada ekip olma işinden birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birbirimizin eksiğini tamamlama işinden. Şimdi çok kısa bir video göstereceğim hemen burada. Bununla ilgili. Arkamdaki arkadaşım kör. O pedal oldu. Ben de ona göz oldum. Birbirimizi bütünledik. O asla bana neden önde sen oturuyorsun, direksiyonu sen tutuyorsun demedi. Ya da neden pedalları ben çeviriyorum demedi. Yaşam da aynen böyle bir şey aslında. İş hayatımız, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız. Birbirimize göz, kulak, ayak olabiliyor muyuz? Niye bütün değiliz? Nedir paylaşamadığımız şey? Bu kadar çok savaşlar, kargaşalar, geceleri uykusuz geçen günler, neydi yapamadığımız şey? Birimiz diğerimizin eksiğini örtsek ne olur? Biriniz bir çift ayak olsanız bana ne olur? Başka birine göz, kol. Ne değişir aslında hayatınızda? Aslında ufacık bir iyilikle her şey başlıyor. Ve bu bir zincir çarpan etkisi. Dünyayı bile değiştirebilirsiniz. 2014 yılında Dünya Serbest Dalış Rekoru Denemesi yapar mısın dediler. Ben dedim ki sebep. Neden böyle bir şey yapacağız? Dünyanın hiçbir tarafındaki federasyonlar, onların tabirinden söylüyorum, sakatlar bu işi yapamaz diye bir tabir var. Çünkü hiçbir zaman bu zamana kadar engellenen insanlara izin vermemişler. O yılda SİMAS çok ağır zorlamalar, şartlar altındayken de bir kereye mahsus olmak eğer yapılırsa, kaza falan olmasa biz bunu devam ettireceğiz diyor. Dedim madem ki öyle bir şey var, farkındalık var, ben bu işin içerisinde varım dedim. Ve gerçekten çok zor koşullarda sıfırdan uzun süreler çalışarak rekora hazırlandık. Bu SİMAS'ın bize göndermiş olduğu rekor belge. Şimdi 2 dakikalık sizlere o rekorun kısa bir belgeselini izletmek istiyorum.
al, nefes al, tut nefes al, derin nefes al, derin nefes al, bekle, derin nefes al, bekle, dokun, derin nefes al, bekle, derin nefes al, Çok teşekkür ederim. Bu rekoru ülkemde 8,5 milyon olduğu söylenen engellerin kardeşlerim adına yaptım. Ve bu rekoru da onlara armağan ettim. Bu ülkemizde kalsın. Artık dünyada bir şeyler değişti. Sakatlar, engelliler de suyun altına girip nefeslerini tutup dalabilirler. Ve benim için bir travmaydı o. Ufuk nefes al, ufuk nefes al. Düşünebiliyor musunuz? Enkazın altından çıkıp nefes alabilmek için o kadar çaba sarf edip dünya rekoruna giden yoldaki son çağrı da aynıydı benim için. Ufuk nefes almaya gittik ve devam ettik. Birazcık buradan sonra hızlandıracağım. Çok özür diliyorum. Birazcık vaktimi açtım. Hızlı hızlı anlatmaya devam edeceğim. Engelli baba ve çocuk. Eğer ki yaşamı iyice yaşayabiliyorsanız, üzerindeyseniz, bu ekonomik bir engel olabilir, sosyal engel olabilir, kültürel engel olabilir. Birilerinin biz çocuklarıyız, birileri de bizim çocuklarımız. Olduğumuz koşulları, şartları ne kadar iyi değerlendirebiliyorsak, üzerimizdeki eksikliklerin hepsini bu şekildeyken rahatlıkla kapatabiliyoruz. Şimdi sizden birazcık algı bozacağım. Bir ressam düşünmenizi istiyorum, gönlünüzün önünde getirin. Tuvalin önünde aşağı yukarı şöyle bir şey çıkacak herhalde. Bir elinde fırçası, öbür elinde paleti, resim yapan bir ressam. Resim yapmak için illa iki elinizin olması gerekiyor. Mesela İstanbul'u çizmekse ayaklarla da çizebiliyoruz. Her zaman bahar dediğim bir fotoğraf bu. Mesele eve yakacak bir şey, ekmek götürmekse tek bacağın olmadan da götürebilirsin. Keman çalmak aynı. Yayı kolunuza bantlarsınız ve kemanı çalarsınız. Seksek oyunu. Oyuna katılmak için çizgilerin üzerine basamama gibi bir kabiliyetiniz olması gerekmiyor. Çocuksanız katılacaksınız. Sandalyeyle de oyunda varım. Ok atan bir kardeşim. Koşturan kardeşim. Şimdi vazife gelecek karşınıza. İş görev adamı olmaksa dev cüsseye sahip olmanız gerekmiyor. Bazen bir cüce de çok fazla şey yapabiliyor. Futbol oynamak, yüzmek. Bazen gerçekten bütün insanlar üzerinize geliyormuş gibi olur. Ama yılmadan ellerinizin üzerindeyken de onların üstüne gideceksiniz. Hızlandırıyorum. Bir gün İlyon Yaylası'nda uzanmışım. Yaşamı, tabiatı, İnsanın felsefesini sorguluyorum. Ve bu son zamanlarda internette çok dolaşmaya başladı. İşte bir kamera gelir, olduğunuz yerden başlar, zoomlamaya başlar, yükselir, 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 şehirler, ülkeler, gezegenler ve en son bir bakarsınız, güneş ve dünya bile toz kadar kalır oradayken. Ve ben bunu düşünüyordum. Kimsin? Kimsin? Bu gezegenin, bu samanyolunun içerisinde kimsin? Ya da bu dünyanın içinde kimsin? Ne kadar da büyük geliyor bize. Halbuki bu galaksinin içerisinde minnacık. Hiçbir şey yok. Neden bu kavgalar, neden bu savaşlar, neden birbirimizi boğazlıyoruz? Bunları düşünürken bir baktım kolumdan beni bir şey çekiştiriyor. Karınca beni götürmeye çalışıyor. Tabii 5 dakika önce Nirvana ulaşmış Ufuk, karınca onu götürüyor diye kalkıp şöyle bir elimle fırlatıp attım. Havadayken dedim ki Ufuk, o karıncanın yüreği sende var mı? 5 dakika önce, çünkü Yunus der ki, karıncayı bile incitmekten sakınırım deme diyor. Karınca o bileden incinir. Fırlatıp attım. Sonra dedim ki karıncayı düşünmeye başladım. Nasıl bir göz var? Nasıl bir ruh var? Karıncanın bir hedefi vardı.
beni götürmek. Engeli vardı, ben ondan kat kat daha büyüktüm. Fırlatıp attım. Beni götürmeye denedi, ben fırlatıp attım. Eminim o karınca bir yerlerde bir daha yine kendinden daha büyük bir şey götürmek için tekrar 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 deneyecek. Ve en sonunda o karınca mutlaka ve mutlaka kendinden büyük bir şey evine götürecek. Asla yılmadan, pes etmeden, vazgeçmeden tekrar etmek. Şimdi de diğer karınca arkadaşlarımı tanıştıracağım size. Ve buradan sonra artık arkadaşlarımın yüzlerine dikkatlice bakmanızı istiyorum. Ayşe'nin bilgisayar kullanmak gibi bir hedefi vardı. Fakat mental engeli sayıları ve harfleri, rakamları ayırt etmesine mümkün değildi. Denedik, 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 tekrar tekrar denedik. Ve en sonunda Ayşe'nin renklerden klavyesi oldu. Ve de artık o da bilgisayar operatörü, bilgisayar kullanabiliyor. Asla vazgeçmemek çok önemli. Şimdi unuttum. Benim çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi bu da Arzu değil. Su kayağı yapmak istiyordu beni gördüğü için sürekli. Fakat kas hastalığı var. Yaş ilerledikçe de erimeye devam ediyor. Ne yaparız ne deriz? Öyle denedik, böyle denedik olmadı. En sonunda bu Ringo'yu keşfettik. Ringo'nun üzerine bindirdik. Hamburger üzerine geldik. Yüzündeki ifadeyi görebiliyor musunuz? Bunu yakalayabilmek. Yüzümüzde en son ne zaman böyle bir ifade oldu ve birinin yüzünde bu ifadeyi en son ne zaman bıraktık onları düşünüyoruz. Ebru Bulgurcu, milli tenisçi bir arkadaşım. Bunun da dalışa dair hayalleri vardı. Tabii ki yüksekten düşme sonucu omurilik felçlisi kalan arkadaşım, bunun da önünde engeller vardı. Tekrar tekrar deneye deneye Ebru'yu da artık lisanslı bir dalgıç haline getirdik. Melike Özsoy, 1 yaşındayken annesinin kucağındayken trafik kazası sonucunda engelli kaldı. Bunun da dalışa dair hayalleri vardı. Deneye deneye Melike'yi biz dalgıç yapamadık. Çünkü Melike'nin hedefi başkaymış. Bizim bu kampımızda tanıştığı bir arkadaşla evlendi. Şimdi de bugünlerde çocuğu 1 yaşına falan geldi. Biz onu dalgıç yapmaya başlamış çünkü hedefi başkaymış onun. Ben çözemedim, o da benim kabahatim. Şimdi bugünlerde anne olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyor. Bizim için de gönlümüzün dalgıcı oldu. Orada bir hafif bir amatörlük yapmış olabiliriz. Anlayamadık kız yani. Rauf'un jet ski kullanmak gibi bir hayali vardı. Rauf'a ben jet ski kullandırdım. Körfez'in açıklarına kadar götürdüm. Buyur dedim Rauf, istediğin gibi gazlayabilirsin burada. Bu fotoğrafı neden koydum diyecek olursanız, Rauf'un suratına iyi bakın. O yaşamı, o soluma içine çekme var ya. Sonra ara sıra bir düşün. Aynaya bakan size, sabah işe giderken evden çıkan size, evinize giderken, sokağa çıkarken, ağaçlık bir yerde, denizde, tatilde. En son yaşamı böyle ne zaman içinize çektiniz? Cenk bir kol olmayan bir arkadaşım, 2 sene üst üste lise 1'de kalmıştı. Denizle uzaktan yakından alakası yoktu. İskelenin yanına yaklaştığı zaman bile bacakları titriyordu. 3 aylık zaman harcadık sadece. 3 ay sonrasındayken Cenk hem dalgınç hem rüzgar sörfü sporcusu oldu. Hem yelken kullanıyor ve şu anda da ilk okula başladığı dönemdeyken de yine takdir belgesi getirdi. Sadece insanlara küçük bir dokunuş bu. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Onun içindeki o güzelliği dışarı çıkarmak için birazcık sadece fırsat vermek gerekiyor. Murat'la da biz Kaş'ta tanıştık. İkimiz beraber çok güzel gürültü yapıyoruz. Hani ben de çok uzun yıllardır gitar saz çalarım ama çok kötü çalarım hala. O piyanonun başında, ben gitarın başında. Mesele bundan ses çıkarmaksa illa bütün akorları, notaları hepsini basmak zorunda değilim. Biz ikimiz bir araya geldiğimiz zaman belki dünyanın en güzel gürültüsünü çıkartıyoruz. Ama piyanonun başına geçmekten, gitarı elimize almaktan asla geriye durmadık. Çok da güzel gürültü yaptık. Mehmet abi de Ametem'den aldık. Ciddi bağımlılıkları vardı. Ona da dalgıç yaptık. Bu da yine bir tır şoförü bir arkadaşım. Trafik kazası sonucunda iki ayağını kaybetti. Onu da yeniden suyla başlatıyoruz hep rehabilitasyonlarını. Cenk, Özgür bu yaz çalışmaya başlayacağız şimdi. Eğer uygun olursa, temennim benim, inadım da, Özgür'ün bu sene benim Dünya Serbest Çalışma Kurumu Özgür kuracak inşallah. Onun için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Çünkü ben diye olmak istemiyorum. Türkiye'de olsun, 8 tane olsun dünya rekortmeni, 10 tane olsun. Sürekli hep ufuk rekor kıracağım. Ben ne yapayım dedi defalarca rekor kırayım. Kendi rekorumu kırayım. Hayır. Engellenen yetiştirdiğim engellenen kardeşlerim var.
Onların hepsi benim rekorumu kıracaklar ve bir gün öyle bir zaman gelecek ki benim o kırdığım derin, indiğim derinliklerin adı bile okunmayacak. Gülmek gerçekten bir çınar. Ve en son gerçekten yüzünüzde o güllerin, o çınarın ne zaman açtığını düşünelim. Ve bazen bir şeyler eksik diye yarıda bırakamazsınız. Koşarak denize atlamak ihtiyacınız varsa kendinizi bu şekilde denize bırakabiliyorsunuz. Hayat onu yaşamayı bilen cesur insanların. Teşekkür ederim.